kadar devam ediyor hala. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiğinde Ayşe annemize şunu demiş. Peygamber Kabe'yi yıkar mı? Hadi bir soru da ben böyle bir sorayım da. Şimdi izleyiciler keşke şöyle bir canlı bir bağlantının hani şey olsa WhatsApp attığınız falan var mı bilmiyorum da yazsalar. Şunu soruyu sorsak. Peygamber Kabe'yi yıkar mı? Bilerek ve isteyerek, kendi isteğiyle diye sorsak. Bu yıkar mı tabi izleyicilerimize yani yıkamak olarak değil, bildiğiniz yıkmak, yıkar mı? Yani ortadan kaldırmak anlamında. Şimdi herkesin çünkü kafası temizlikle yıkamada olduğu biraz için. Biraz yıkamadan bahsettiğimiz otomatik için. Ve siz de biraz önce yıkamadan evet. bahsettiğiniz için oraya doğru çekilebilir. Bu yıkmak, ortadan kaldırmak anlamındaki yıkmak anlamında yıkamak. Yıkar mı? Şimdi tabi böyle bir soruyu sorunca Peygamber aleyhisselamın uygulamalarını sahabeler de bazen akıl sır erdirememiş evet. izah edene kadar ama bizim kendisine tabi olmakla mesul olduğumuz kutlu elçiyi o bu dini şekillere indirgememiş, bilakis şekle indirgenmiş bir dini şekil ile şekilsizlik arasındaki orta yola sırat-ı müstakime taşımış. Ayşe annemizle beraber Peygamber aleyhisselam Mekke'nin fethinde bir rivayette ise veda haccında diyor ki Ayşe annemize, ey Ayşe bilsem ki kavmin daha yeni iman ediyorlar, dinden soğumayacaklar, şu Kabe'yi yıkarım diyor Peygamber aleyhisselam ve atam İbrahim'in yaptığı şekle çeviririm diyor. Bakınız sırf daha yeni Müslüman olan ve daha yeni Müslüman olmak üzere olan can düşmanları dinden soğumasınlar diye atası İbrahim'in dinindeki Kabe'ye çevirmekten endişe ediyor. Bu peygamber nerede? Senin ayağın şöyle, senin başın böyle, senin şuran şöyle, çocuğun ne işi var, onun burada ne işi var, senin kolun niye burada, ayakkabın niye böyle, pantolon niye böyle deyip camiden kovmak için vesile düşündüğünü düşündüğümüz ki inşallah yoktur. İnşallah bunlar eski zamanda kalmıştır. İnşallah, inşallah. Kişiler nerede? Hasreten Peygamber aleyhisselam böyle diyor ama yıkmıyor istediği halde.